Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hurmatli televizor ko'ruvchilar. Istiqlol kunidagi xabarlarimizni ko'rishingizni qizg'in qarshi olamiz. Men Abdulloh Yalqin. Programmamizda vatanimiz Sharq Turkiston va dunyoda bo'lib o'tgan kun tartibidagi xabarlarni huzuringizga sunib turishimiz qanamsa diqqatlar ekranimiz bo'lsin. Shvetsariya Xitoy bosh elchisini chaqirdi. Shvetsariya Xitoyning poytaxt Berlinda turishliq bosh elchisini chaqirib, Sharq Turkiston masalasi haqidagi andishalarini o'tirg'i qo'ydi. Fransiya xalqaro radiosining 7-sentabrdagi xabarida bildirilishicha, BDT kishilik huquq ishxonasi Sharq Turkistondagi kishilik huquq masalasi haqida dokulat e'lon qilgandan keyin, 7-sentabr kuni Shvetsariya hukumatı Xitoyning Berlindagi bosh elchisini chaqirtgan ve Shvetsariyaning Sharq Turkistondagi millatlar ve rayondagi diniga e'tiqod qiladigan xalqlarning kishilik huquqiga bo'lgan andisini doim o'tirg'i qo'yib kelganligini, manfaatni qo'g'dash ve asosiy huquqni hurmat qilishning eng yaxshi usuli Beijing bilan tanqidiy ve ijobiy holda suhbatlashish ekanligiga ishindiganligini o'tirg'i qo'ygan. Xabarda qayd qilinishicha, 31 avgust BDT kishilik huquq ishxonasi Xitoyning Sharq Turkistondagi kishilik huquq tafsandichiligi haqida dokulat e'lon qilib, rayondagi kishilik huquq masalasiga baho berganligi tilga olingan. Bildirilishicha, mazkur dokulatda BDT kishilik huquq ishxonasi navbatda mavjud bo'lgan Sharq Turkiston haqidagi kishilik huquq xotirlari va hujjatlik materiallarini qattiq tekshirishni asos qilgan hamda o'lchamlik kishilik huquq metodologiyasiga asosan Xitoyning Sharq Turkistondagi kishilik huquq tafsandichilik qilmishining ishonchlik ekanligini baholab chiqqan. Kishilik huquq ishxonasi yana butkul jarayonda Xitoydan aloqador uchur bilan ta'minlashni talab qilgan bo'lsa-mu, Xitoy izchil holda masaladan o'zini qochirib turib olgan. Xabarda yana BDT kishilik huquq ishxonasining Sharq Turkiston masalasidagi dokladni xalqaro kishilik huquq qonuniga asosan baholaganligi bildirilgan. Türkiye BDT'nin Şarq Türkistan dokulatı hakkında bayanat ilan kıldı. Türkiye Cumhuriyeti Taşkı İşlam Ministerliği Birleşken Devletler Teşkilatı Kişilik Hukuk Ali Komitesi'nin Xitoyning Sharq Turkistondagi kishilik huquq tafsandichiliklariga doir dokulati haqida yozma bayonot e'lon qilib, BDT dokulatining Anqaraning bu vaqtda o'tirg'i qo'yib kelayotgan andisini dalillash xarakteriga ega ekanligini bildirdi. Xabariyatda to'g'rining bugungi xabarida bildirilishicha, Turkiya Tashqi ishlar ministrligi bayonotchisi Tanju Bilgich BDTning Sharq Turkistonning hozirgi ahvoliga munosabatlik e'lon qilgan dokulatiga munosabatlik savolga javob berib, Dokulatdagi dalil isbotlar va ko'z qarashlarni nazarga olishning nihoyatda muhimligini ta'kidladi va Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Kishilik Huquq Oliy Komitetining Sharq Turkistonning navbatdagi vaziyati haqida yaqinda e'lon qilgan dokulati rayonda yashayotgan Uyg'ur turklari va boshqa musulmon millatlarga munosabatlik davlatimizda va xalqaro jamoatchilikda o'tirg'i qo'yilayotgan andishalarni dalillash xarakteriga ega dedi. Ve Türkiye'nin bu vaqtdagi sezgirlikining Xitoy doirlariga yetkazilganligini eskertip, Uyg'ur Türklerinin paravallik ve xotirjam yaşayışı, haq huquqlarining qo'g'dilishiga munosabatlik taleplerimiz hem Xitoy doirlari bilan bo'lgan ikki taraflik uchrashuvlarimizda hem de BDT'ni öz ichiga algan xalqaralik munbarlarda ta'kidlanmoqda dedi. U bayonotida yana Xitoyning taklifiga binoan Türkiye'den bir hay'atning ve Türkiye'nin Beijing'deki baş elçisinin rayonunu ziyaret kılışının yakından buyan kün tertipte işkenlikini bildirip, ziyaretlerinin menilik, ken dairelik ve tosalğısız elip birleşiğe karata taleplerimiz kandırılgan takdirde bu ziyaretler emelge aşırılıdı digerlerini ifade edildi. BDT Kişilik Hukuk Ali Komitetinin dokulatıda Şarkı Türkistan'da halıgancı tutkun kılış, atılmış terörizm ve esebilikki karşı köreş katarlık namlar asıda İğır kişilik hukuk tepsendikilikleri ceza lagırlarda tutulu vatkallarına karşı ademle kattık endişeyi saladığan ten cezaları, naçar muamele ve mecburi tibbi davalaş katarlık icraatlarına münasebetlik işencilik dokulatlarının varlığı eskertilgen idi. Teşkilatlar Birliği Hay'eti Malayşiya Kengash Palata azaları bilen körüştü. Sharq Turkiston xalq diplomatiyasi planiga asosan Malayziyada ziyorati bo'layotgan xalqaro Sharq Turkiston tashkilotlar birligi hay'ati Malayziya Kengash Palata a'zolari va muhim shaxslar bilan ko'rishib, Sharq Turkiston masalasini kun tartibiga keltirdi. Hay'at 8-sentabr Malayziya Kengash Palata a'zolari va Malayziya Islom yoshlari harakati OBMning rahbarlaridan professor doktor Muhid Nur Monutti va Muhid Nakhay Haji Amhad bilan ko'rishdi. Körüşte Şarkı Türkistan'ın növetteki iğir vaziyet ekvalini tanıştırdı. Hem de Şarkı Türkistan davası meselesi kılışkı tekişlik hizmetler hakkında öz ara müzakir kıldı.
Ahırda ularga Şarkı Türkistan bayrağı çüşürülgen şarpı hediye kıldı. Hayat 8. sentabr yana Malayşiya Dini İşler Ministeri Kengeş Palata azası Hacı İdris Ahmet'ni ministerlikte ziyaret kıldı. Ziyaret devamında Şarkı Türkistan davasıdaki konkret meseleler hakkında icabi söhbet ötküzüldü. Ahırda minister Hacı İdris Ahmet Efendi'ye Uygur dopisi ve ton kiyi güzüldü. Hem de Şarkı Türkistan bayrağı çüşürülgen hediye buyumu takdim kılındı. Hayat bugün yana Malayşiya Taşkı İşler Ministerliği, Afganistan Alahide Elçisi ve İslam Hemkarlık Teşkilatı İnsan Hakları Komitesi'nin reisi Dato Ahmet Azam Rahmet'ni ziyaret kıldı. Ziyaret devamında Şarkı Türkistan'ın nöbetteki vaziyet ahvali, Şarkı Türkistan davasını Cenubi Şarkı Asya'da kün tertipki keltiriş katarlık bir katar meseleler hakkında sohbet ötküzdü. Hayat bugün yana Malayşiya Parlamenti Taşkı İşler Alahide Komitesi'nin reisi Sabık minister Datuk Siri Salahiddin Ayyub bilen Şarkı Türkistan'ın nöbetteki vaziyeti doğrusu sohbetleşti. Ve Malayşiya'da Şarkı Türkistan meselesini kün tertipke elip geliş doğrusu da müzakirde buldu. Xitay virus bahanesi bilen Şarkı Türkistan halkını kırgın kılmakta. Xitay rejimi atılmış yukumlu nölgü çürüş bahanesi bilen Şarkı Türkistan'da yolu koygan insan kılıpıdan çıkan kamal devamlı şivatkan bulup, İctimai taratkularda tarqılıp atkan sıllar Xitay'nın Şarkı Türkistan halkını üyüge kamap koyup, karı bulmay kırgın kılıp atkallıkını aşkarlamakta. 8. sentabr İctimai uçur vasları tarqılgan 42 sekundluk birisinde Xitay'nın insan kılıpıdan çıkan kamal kılışı ve karı bulmay taşlap koyuşu neticesi de bir ayal açlıktan üyüde kaza kılgan. Mezkur sinde yazılgan uçurlarda malum buluşça bu ayal 8. sentabr şucay vaxtı saat 3 etrafıda kamal kılıngan üyüde alemden ötken. Sinde onun kızı anısının ündün kılmay yatkallıqını körüp, apa gepkıl korkup keti vatımen beni kutuldurval dep için işlik nalı kılgan. Apa gepkıl korkup keti vatımen. Seni ödüm abi. Kokam gitmem ya abi. Ödüm kalan yakın. Abi. Ödüm kalan yakın kız var. Abi. Abi. Tünügün tarqalgan 30 sekundluk yeni birisinde Ahmet isimlik bir kişinin ailesindeki kamalda alemden ötkenliği görüstüleyen. Xitay dairleri yakın küllerden beri Şarkı Türkistan halkının işçilerini, bina kirişlerini tahtay kaleyler bilen takap, halıganda tamdın yemeklik taşlap bergen. Öyünün içindeki kişiler kandak boldi, kesel mu ya ki sak mu, aç mu digendek mesleler bilen karı bulmağan. Sindi mezgul kişinin öyüde yalğız halde ölüp getgenlikini baykıgan kişiler, kiyin Xitay'nın mahalli kadirleri bilen öyüge kirgen bulup, ceset allı burun muzlap getgen halde baykalgan. Sindeki bu kişinin sözleri Xitay'nın cinayetlerini uçuk görüstüp vermekte. Bana akaz, metaka, Ahmet akam tüyap kaptı, bana boşunda bop getkice, makara bak kadırlarını kar yok, makara. Mal emdikili manda akıllı batıdı tıkı. Makarım akım, akam tüyap kaptı, boşunda bop kapça, malana iş çıkarsın kar yok. Bana bu uzun boptu bu, kıytıp kaptı bu. Muzap boptu bu, tüyap kaptı akı. Bu kış tamaklı berip la. Tamaklı tamdın ıstasını hesapma ya. Tamdın ıstasını. Küzetküçüler Xitay rejiminin nöbetteki maksının emiliyette katlık kamal kılıp Şarkı Türkistan halkını kırgın kılış ikerlikini, virus yukumi Xitay ölgülerde tarqalganda bundak vahşi kamal kılmağallıkını, Xitay'nın Şarkı Türkistan halkını atılmış virus yukumini nölgü çüşürümüz degen bahane bilen, intayın naçar şaraitlerdeki caylarga hayvallarını kamağanda kamaş, kesel kılıp tügütüş, öylerde kalgallarını aç kuyup kıynaş katarlık rezil vasıtlar arkalık Şarkı Türkistan halkını kırgın kılış ikerlikinin delili ikerlikini bildirişmekte. Biden ittifaktaşları bilen Ukrayna'yı devamlık yardım veriş hakkıda görüştü. Amerika Prezidenti Joe Biden, Kanada, Japonya ve Avrupa rehberleri bilen Ukrayna'ya harbi ve iktisadi yardımlarını devamlaştırış, Avrupa'nı tabii gaz bilen teminleş meselesi hakkında görüştü. Türkiye Avazı Radyosu haberde bildirilmişçe, Aksaray tarafından ilan kılınan bayanatta, Amerika Prezidenti Joe Biden, Romanya Prezidenti Klaus Lohannas, Polşa Prezidenti Andrzej Duda, Kanada Başministeri Justin Trudeau, Germanya Başministeri Olaf Scholz, İtalya Başministeri Mario Draghi,
Yaponiya Baş Vaziri Kishida Fumio, Şimali Atlantik Akti Teşkilatı Baş Katibi Stoltenberg, Angliya Baş Vaziri Liz Truss'ın sırtına Fransiya ve Avrupa İttifakı vekilleri bilen görüşken, Ukrayna'ya harbi ve iktisadi yardımlarını Rusya'ya bolsa embargolarını devamlaştırışının zorunluluğu ta'kidlengen uçuruşta, rehberler Avrupa'nın erzan bahalık ve uzun mezgillik tabii gaz bilen teminleş meselesi doğruluk mu öz ara fikir almıştırgan. Erdoğan Grisiya doğrusunda ilan kılgan bayanatı üstüde toxtaldı. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Grisiya'nın yakınkı küllerdeki Türkiye'ye karşı pozisyasını çüşengeli olmayacağını bildirip, bir keçe tuyuksuz bastırıp barımız dedik. Ular bunu çünüdü dedi. Türkiye Avazı Radyosu haberde bildirilmişçe Cumhurbaşkanı Erdoğan Balkan rayonundaki 3 devletke kılgan ziyaretini ahırlaştırıp devletke kayıtı seferide Ayruplanda muhbirlerinin suallarına cevap verdi. O ilgili Grisiya doğrusunda etkan bir keçi tuyuksuz bastırıp barımız diyen sözü doğrusundaki sualga bildirmekçi bolgan mena nahayeti enik. Grisiya'nın yakınkı küllerdeki Türkiye'ye karşı pozisyasını çüşengeli bolmaydı. Bazıda NATO'da vazife ötevatkan ayruplarlarımızga parakendikilik saldı. Hatta S-300 başkurulduğun bombalar radarını kulüplaşkı okşaş hareketlerine kıldı. Bizning S-400'lerimizge münasifetlik gep kılgallarının muşu çakçı Grisiya'nın S-300'leri toğrısıda bir neresi digerlikini anladınlar mı? S-300 ya ki S-400 bolsun hemmesi Rusya'da yasalgan. Ama onunla hiç kandak gep yok, burnumuzdan uçudaki aralarga kilişim arkalık keltürülgen gayri resmi salahiyetteki herbi küç bilen korallandırışkı tırışıvatı da ödedi. O, Amerika'nın Grisiya'da herbi bazı kurgallıkı üstüdümü toxtulup, BDT Umumi Kengişi yığınıga 26. sentabirde barğını da Prezident Biden bilen körüşüp, bu meselelerini söhbetleşidi gallıkını bildirdi. Angliya Ayal Padişahı alemden ötdi. Angliya Ayal Padişahı 2. Elizabeth 96 yaşında alemden ötdi. Türkiye Avazı Radyosu haberde bildirilmişçe, Angliya Xan Cemiyetinin ammevi ortaklaşış torbeti Twitter sahibisinde ilan kılınan bayanatta, Ayal Padişah 2. Elizabeth'nin Şotlandiya'daki Balmoral Kalesi'de vapat bolganlığı eskertilip mundaq deyildi. Ayal Padişah Elizabeth bugün çüştüğün kin Balmoral Kalesi'de huzur içinde alemden ötdi. Ayal Padişah Elizabeth'nin meytinin bugün paytaxt London'a elip berildiğanlığı bildirildi. 1926 yılı 21 April günü London'da dünyaya gelgen Elizabeth, 1952 yılı 6 Fevral günü dadısı vapat bolgan deyinkin ayal padişah bolgan. 1953 yılı 2 İyun günü resmi mürasim arkalık tac giygen idi. O, uda 70 yıl hakimiyet yürgüzüp, Angliya tarihideki en uzun tahtta oldurgan hükümdar ünvanıga erişken idi. Yeni bir tarafdan ayal padişah 2. Elizabeth'nin vapatından keyin 73 yaşlık oğlu Charles taxtga oturup Angliya padişahı bo'ldi. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, shunaqli bugungi xabarimiz mushada oxirlashdi. Inshaalloh atki xabarimizni ko'rishguncha sizlarni janobi Alloh topshiramiz. Shunaqla program oxirida ekran orqasidagi barcha xizmat tashkilotlariga ko'pdan-ko'p rahmat aytaman. Assalomu alaykum va rahmatulloh.